Herkese merhaba. Çok güncel bir konu. Son günlerde hücre hafızası nedir ve nasıl oluşur? Bugün bundan bahsedeceğim. Hücreler bedenimizin yapı taşları. Ama bilindiğinin dışında hücreler aynı zamanda bizim bilgiyi de depoladığımız yerlerimiz. O yüzden hücre hafızasından bahsederken aslında eş zamanlı olarak bilgiden de bahsedebildiğimi düşünün. Ve bu bilgilerin tamamı aslında genetik kodlarımızla birlikte sizlerin annelerinden ve onların annelerinden de geçti. Ve doğal olarak sizin bilgileriniz de bebeğinize doğru geçecek. O yüzden nasıl bir hayatın içindesiniz? Bir gözlemleyin, bir bakın. Eğer tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyorsanız bu bilinçaltına dolayısıyla hücre hafızasına kadar gider. Ha, işte size çekim yasası. Çekim yasasına bir de bu gözle bakın. Peki bu bilgileri nasıl kodladık, nasıl kopyaladık? Her bilgi nefesle birlikte hücre hafızasına kaydoldu. Bunu kopyalayan ve kodlayan bizlersek, işimize yaramayan bilgileri de bilmeyerek bilinçaltı düzeyinde aldıysak, bunları değiştirme yetisine de yine biz sahibiz. Ve bunun için o mucizevi maddeyi, oksijeni kullanıyor olacağız. Hücremizin içindeki bilgilerin değişmesi için oksijene ihtiyacımız var. Oksijen dışarıdan bilgiyi alır, aynı zamanda hücrelerinize gönderir ve yeni bilgi paylaşımları, yeni bilgi oluşumlarını sağlar. Bu aşamada bakıldığında hücre hafızasının değişmesi yine oksijenle mümkündür. Hücreler kendi bilgilerini ve bilgeliklerini, kendi başlarına oluşturabilen yapı taşlarımızdır. Fakat dışarıdan yeni bilgiler alarak da hücre hafızasını kırmamız mümkündür. O yüzden nefesin ne kadar önemli olduğuna bir de bu açıdan bakın. Siz şansı, şanssızlığı, hayatın içindeki tatmin olmayı ya da olmamayı, kıtlık ya da bolluk bereket bilincini tesadüfe mi bağlı zannediyordunuz?